koğuşlarda kalabilecek konumda olanların dahi koğuşlarda tutmayıp özel olarak aslında hiçbir bakımın sağlanmadığı rehabilitasyon merkezinde tutmak, onları yalnızca yani tecride tabi tutulsunlar ve yalnızlaşsınlar anlamında değil, bir de birbirlerine mahkum ederek, birbirlerine bakmaya zorlayarak oralarda tutmak ayrı bir işkence yöntemi oldu ve bu artık son yıllarda sürekli haline alan bir uygulamaya dönüştü. Bir eli dirsekten, bir eli bilekten ampute olmuş vaziyette ve tek başına yaşamını idame ettiremeyeceği yönünde tam 6 kez Adli Tıp Kurumu'ndan verilen rapor olmasına rağmen serbest bırakılmadı. Ve infaz savcılıklarına, ağır ceza mahkemesine, bir sonraki mahkemeye yapılan itirazlarla da yani onlarca kez başvuruda bulunmuş olmasına rağmen her defasında serbest bırakılması yönündeki infaz durumunun sağlık nedenleriyle ertelenmesi yönündeki taleplerimiz reddedildi. Keza cezaevinde tutulduğu koşullara ilişkin yaptığımız suçturular da reddedildi. İdare Mahkemesi'ne yapılan başvurular, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan bütün başvurular reddedildi. Şu anki haliyle Ergin Aktaş, kendisi gibi çok ağır derecede hasta olan Serdar Yıldırım ve Abdullah Kutay'la beraber aynı hücrede birbirlerine bakarak yaşamaya mahkum edilmiş durumdalar. Üçü de çok ağır derecede hasta, felçli konumda insanlar, özel hastalıkları olan insanlar ve sürekli biçimde o ağır hastalıklarının yanında başkaca rahatsızlıkları gündeme gelebiliyor. Mesela Ergin sürekli tüberküloz, bronşit, bel, baş ağrıları gibi başkaca rahatsızlıkları da gündeme gelen bir hasta tutsak. Serdar zaten felçli. Yani insanların özellikle dava dosyaları nedeniyle de ayrıca bir cezalandırılmaya tabi tutulmuş olmaları ve bunların sağlık nedeniyle erteleme yapılacağı söylenilen o dava dosyalarına yansıtılacak kadar düşmanca bir yaklaşımın ortaya konulması hiç kabul edilecek bir durum değil. Ergin'in daha önceki serbest bırakılmayış gerekçeleri toplum güvenliği için tehlike oluşturabileceği nedenine dayandırılmaktaydı. Sonraki yıllarda dışarı çıktığı takdirde eylem yapacağı iddiasına dayandırdılar. Yani dava dosyasına yansıyan kararlarda açıkça bomba atabileceği söyleniyordu. Yani yargılandığı dava dosyasında bu şekilde iddialar bulunduğu için şu anki haliyle bile 50 kolu olmayan bir insan çıktığı takdirde bomba atacak. Böyle bir iddiada bulunuyordu savcılık makamları. Sonraki süreçlerde yine emniyetin hazırladığı raporlarla bu toplum güvenliği için tehlikeli oluşturabileceği yönündeki raporlara dayalı olarak talepler reddedildi. İnfaz ertelemesi yönündeki talepler. En son haliyle de ağırlaştırılmış müebbet olduğu gerekçesiyle reddediliyor. Biliyorsunuz Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinden sonra idam cezası kaldırılmış ve yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilmişti. Ve bu cezanın en temel özelliği şartla salıverme yasağının olması. Yani ölümcül derecede ağır, hayat tehlike taşıyan bir hastalığınız olsa bile asla bırakılmıyorsunuz. Cezaevinde kalmaya mahkumsunuz. Yani en fazla işte adına bu rehabilitasyon merkezlerinden yüksek güvenlikli hapishaneler, hastane adı verilen merkezlerde tutulabiliyorsunuz. Ve sonuçta yaşanan ya bu derece ağır koşullarda sürekli biçimde koşulların değiştirilmesi için açlık grevi bu haliyle bile bu kadar ağır hasta tutsakların açlık grevi yapmaları, açlık grevi yaparak konumlarında iyileştirme
sağlamaya çalışmaları ya da süre sonra artık yaşama veda etmeleri. Şimdi bu süreklilik halini alan uygulamalara karşı aslında bunları tekrar ediyor olmamızın dışında, sürekli açıklamalar yapılıyor olmasının dışında dışarıda gerçek anlamıyla onlara destek, dayanışma anlamında herhangi bir kampanya dahi yürütülemiyor. Yani bu duyarlı kesimler olarak nitelendirilen kesimler açısından ya da kamuoyu olarak nitelendirilen ya da işte insan haklarıyla alan ilgili bütün kurum ve kuruluşlar açısından üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir konu. Neden bugün Türkiye'de binlerce hasta tutsak bu koşullarda tutuluyor? Yani çürümeye terk edilmiş durumdalar aslında cezaevinde ya da işte bir gün tabutları çıkıyor ve biz buna seyirci konumdayız. Bence esas sorumluluk dışarıya, dışarıda